Rumuz 14, cennetle mübeşşer olan hayvanların isrine gittin. Cennette saitsin. Çünkü gazi hem şehitsin. Nasıl anlayalım? İngiltere Yunanistan ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anadolu işgal edilecek. Bizans yeniden kurulacak. İngiltere Başbakanının can dostu Yunan kralı Aleksandros kendi evinin bahçesinde akşam vakti dolaşırken Moritz isimli maymunu tarafından ısırıldı ve kral kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu arada bahtiyar maymunu da öldürdüler. Oysaki her şey hazırdı. Saldırı yarından itibaren başlayacaktı. Ama beklenmedik bir şekilde maymun Yunan Başbakanının ölümüne vesile oldu. Planlar alt üst oldu. Tarihin akışını değiştiren bir hadise olarak İngiltere Başbakanı bu olayı niteledi. Anadolu istila planları suya düştü. Zahiri sebep olarak buna da maymun sebebiyet verdi. Yunan Başbakanı Venizelos, İngiliz Başbakanı Lloyd George'dan 50 bin kişilik silah alıyor. Bu silahlarla Anadolu'ya taarruz edecekleri sırada bir cuma gecesi Bediüzzaman namazdan sonra duaya başladı. O gece sabaha kadar uyumadı, devamlı dua etti. Ya Rab, senin askerin daha çoktur. Bu melunlara fırsat verme. Sabahleyin ben divan yolundan gazetesini ve çorbasını almaya çıktım. Gazeteler Yunan kralı 1. Aleksandros'u maymun ısırdığını, maymunun ise öldürüldüğünü yazıyordu. Gazeteyi görünce Bediüzzaman çok sevindi ve gülerek bir kalem getir de Süleyman, bu hayvanın arkasından bir mersiye yazalım dedi. Mücahit bir hayvan mersiyesi Müddessir suresinde Rabbinin askerini kendinden başka hiç kimse bilmez. İşte o cünüttan bir gazi, şehit, nevi hayvandaki meymunu Sa'id, ey maymunu, meymun, müminleri memnun, kafirleri mahzun, Yunan'ı da mecnun eyledin, öyle bir tokat vurdun ki siyaset çarkını bozdun, Lloyd George'u kudurttun, Venizelos'u geberttin, mizanı siyasette pek ağır oturdun ki küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın, başlarındaki maskeleri düşürüp maskara ederek bütün dünyaya güldürdün. Cennetle mübeşşer, müjdeli olan hayvanların isrine, safına gittin. Cennette saitsin çünkü gazi hem şehitsin. Küffarın siyasetinin bozulmasına vesile olan maymuna övgü dolu şiir yazması bir sevinç, bir memnuniyet göstergesidir. Rivayetlere göre Hazreti Salih'in aleyhisselam devesi, Hazreti Süleyman'ın hütütü, karıncası, Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi bazı hayvanlar ruh ve cesetleriyle birlikte cennete girecekler. Maymun da bunlar gibi girecek inşallah.